Avrupa olayı gelsin. Maske var mı? Maalesef. Aha, sağ ol. Geçmiş olsun. Aşırı bir maske talebi var şu an için. Fakat maalesef biz de depolardan olsun, firmalardan olsun maske temininde zorlanıyoruz. Artık çok uçuk bir fiyat istenmekte. O yüzden biz eczanemiz için, yani belki yanlış ama son zamanlarda maske alımı yapmadık. Elimizdeki stoklar bittikten sonra aşırı fiyattan dolayı alım yapmadık depolardan. Koronavirüsü olayından önce maskeleri 50 kuruşa, hatta genel anlamda ücretsiz veriyorduk müşterilerimize, hastalarımıza. Fakat son zamanlarda şu an bize gelişi aşırı fiyatlandığından bu şekil biz de veremiyoruz. Ve maalesef en basit 25 kuruşa, 50 kuruşa sattığımız maskenin şu an bize gelişi 5 lira. 5,5 lira. Bu şekilde bizim de 6-6,5 liraya satmamız gerekir ki çok uçuk bir rakam. Yani bunu biz de kabul ediyoruz eczacılar olarak. Fakat maalesef depolardan ve firmalardan fiyatlar bu yönde gelmekte. Kesinlikle denetimin yapılması lazım. Denetim yapılacak büyük bir ihtimalle, duyduğumuz kadarıyla Sağlık Müdürlüğü tarafından. Kendi temizliğimize dikkat ettikten sonra, yani 4-5 yıl önceki bir domuz gribi vakası vardı. Bu aslında ondan daha hafif bir vaka. Temizliğimize dikkat ettikten sonra her biri kendinden başlayacak. Kendi evinden, iş yerinden başladıktan sonra inşallah bir şey olmaz. Tabii bu olmayacağı anlamı taşımamakta. Dediğim gibi öncelikle kendimize dikkat etmemiz lazım. Vatandaşlarımızda tedirginlik var, fakat maalesef herhalde çevreden etkileniyor olabilirler. Herhalde maske takmaya çekiniyor, utanıyor. Bunu ben gözlemliyorum. Maske var mı? Yok maalesef, tükendi maske. Ne zaman geliyor? Belli değil. Daha belli bir tarih yok. Sadece maske, başta maskeydi. Şu an dezenfektan, kolonya, bütün hijyen malzemelerinde çok büyük sıkıntılar var. Maske bulamıyoruz. Bulabilirsek de çok yüksek fiyatlara bulabiliyoruz. Yüksek fiyatlara aldığımız zaman maliyetine bile verirsek insanların gözünde biz fiyatı yükseltmiş gibi olacağımız için onu da alamıyoruz. Yani sonuçta en son hastaya ulaştıracak kişi ben olduğum için fiyatın benim tarafımdan yükseltildiğini sanacaklar. O yüzden yüksek fiyatları da almıyoruz. Bu şu an çok büyük bir sıkıntı. Dezenfektan aynı şekilde. Yani normalde 20 liralık dezenfektana şu an 120 lira istiyorlar. 200 lira istiyorlar. 10 kuruşluk bir maskeye şu anda 4 lira, 5 lira istiyorlar. Tane bazında konuşuyorum. Zaten kutu bazında çok uçmuş durumda rakamlar. Hani ona da razı olanlar var ama bu sefer stoklarda yok. Yani Sağlık Bakanlığı, valilik, bu tür kurumların bu işe el atmaları lazım. Yani belli bir fiyat belirlenir. İşte maskenin fiyatına şu kadar der. 100 milim dezenfektana bunu der. 1 litre dezenfektana bir fiyat koyar. Bunun üstüne satacak her kişiye de bir hikayet yolu açar. Bari işler rahat yürüsün de halk rahatlasın. Yani dezenfektanlar, şu anda biz birkaç tane dezenfektan bulabildik. Ha yine fiyatları eskisi gibi değil ama çok uçuk da değil. Ona da razıyız, onu da bulamıyoruz. Dezenfektan, maske, kolonya, ya biz de kolonya satıyorduk. Onlar da yok şu anda. Tükenmiş durumda. Ama paniğe gerek yok. Kişisel hijyen, basit bir sabunla bile yapılacak hijyen her şeyden daha önemlidir. Okullar tatil edildi. Tatil hani gezme için değil, AVM'lere gitmek için de değil. Sadece insanların bu birbirinden biraz daha uzak durması için yapıldı. Herkes evinde, çoluğuyla, çocuğuyla bari bu zamanı geçirsin ki toplu ortamlardan uzak duralım, hastalığa yakalanmayalım. Çok sağ olun. 20 yıllık eczane teknisyeniyim. Daha önce bedavaya dağıttığımız maskeler şu anda 4 lira, 5 lira gibi meblağlarla satılıyor. Ve aksi maske bulamıyoruz şu anda biz, yani tedarik edemiyoruz. Bulduğumuz maskeleri de 4 liradan alıyoruz. Mecbur olarak 1 lira koyup üstüne veyahut da 50 kuruş koyup satmamız gerekiyor ki hani eczanenin bir kârı olsun. Ama talep çok olunca açıkçası yetiştiremiyoruz hani biz de.
maskeleri, fiyatlar yani bir anda %300-400'lere kadar yükseldi. Bayağı bir arttı hani. Dezenfektanlar da aynı şekilde. Artı şekilde kolonyalar yani. Kolonya yani 2-3 liraya sattığımız kolonya şu anda 20 lira oldu. Yani vatandaş mağdur oluyor burada yani. Yani burada devletin belli bir önlem olması gerekiyordu en başından itibaren. Hani bu tedarikçilerin, daha doğrusu üreticilerin belli bir araya toplanıp belli bir fiyat standartının oluşturulması gerekiyordu. Beta stokların tutulması gerekiyordu devlet tarafından. Hani bu yapılmadı. Kara borsaya düştü bu ürünler. Kara borsaya düştüğünde fiyatlar 300-400, %300-400 civarında arttı yani. Olan da vatandaş oldu yani açıkçası. Peki, yani burada eczaneler suçlanıyor bazen. İşte eczaneler niye fahiş fiyatlarda satılıyor diyor. Hani eczanelerin bir suçu yok şurada. Biz 3 liraya aldığımız ürünü mecbur hani bir 50 kuruş koyup satmamız gerekiyor. Vatandaş hani niye bu kadar pahalı satıyorsunuz? Biz fazla parayla alıyoruz ürünleri yani. Pahalıya alıyoruz. Sıkıntı oluyor yani burada da. Biz de almak istemiyoruz açıkçası ürünü. Yani açıkçası piyasaya girmek istemiyoruz artık. Evet. Yani burada da vatandaş mağdur oluyor her şekilde yani. Evet.